Sonra konuşuruz, tamam mı? Ablacığım. Tamam hayatım. Ah canım. İyi haberleri aldım ablacığım. Sorma Berk. Bir an her şey kötü gidiyor sandım. Ama helikopterin pilotu gelince her şey lehimize döndü. Adam gelmeseydi ne olurdu düşünmek bile istemiyorum. Evet evet. Hepimize büyük geçmiş olsun. Hadi ben kaçtım. Tamam. Hadi ablacığım, benim bazı işlerim var, ben de kaçtım. Ah Berk. Gümüş aramayı ihmal etme sakın, tamam mı hayatım? Ya abla, hiç ihmal eder miyim? Aşk olsun ha. Bilmiyorum artık. Bugünlerde aklım bir karış havada. Abla. Hadi. Melis'in halini görmeliydin. Oturduğu yere bağırıyor. Bırakın beni, uyuyacağım ben burada diye. Hadi ya, asfaltın ortasında. Aynen. Deli işte ya. Oo. Didem Hanım. Yine işi sallamışsınız galiba. Hayır canım, arkadaşım geldi. Bir 10 dakika laflıyorduk. Sizi kimse uyarmadı galiba Didem Hanım. Burası bir iş yeri. İş saatleri içerisinde muhabbet yasak. Ayrıca özel ilişkilerimizi de dışarıda yürütelim lütfen. Tamam mı canım? Oldu mu canım? Kim bu ya? Patron bozuntusu. Yakışıklı çocukmuş ha. Aman onun yakışıklılığı batsın. O zaman bütün organizasyonu sana bırakıyorum. Sen halledersin. Hallederim canım. Beni aramayı unutma ama. Aramaz olur muyum? Görüşürüz canım. Görüşürüz. Aa, ciddi misin? Ya gelirim tabii, kaçırır mıyım böyle bir fırsatı? Tamam canım, görüşürüz. Ha, bir dakika. Bir dahaki sefere çıkışa gel, tamam mı? Öptüm, bay. Didem Hanım. Efendim Berk. Berk Bey. Buyurun Berk Bey. Son zamanlarda hal ve tavırlarınızdan memnun değilim. Öyle erkek arkadaşını şirkete getirmeler, telefonda uzun uzun konuşmalar. Hangi arada derede çalışıyorsunuz, sorabilir miyim acaba? İşlerimi aksatmadığımı siz de gayet iyi biliyorsunuz Berk Bey. Ayrıca merak ettiyseniz söyleyeyim. O benim erkek arkadaşım değil, yıllardır kankam. Ya hiç öyle görünmüyordunuz ama. Bu durum neden seni bu kadar ilgilendiriyor? Yok canım, beni ilgilendirmiyor tabii de. Ya demek ilgilendirmiyor. Peki öyle durmuyor. Yoksa beni kıskanıyor musun? Kıskanmak mı? Senin gibi bir kızın neresini kıskanayım ya? Kendini bilmez ukalanın birisi. Oo, günaydın stajyerin. Günaydın Berk Bey. Çok hoşsun. Üzerindeki de çok yakışmış. Sahi mi? Teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Barın ışıklarında çok güzel parlar bu bluz. Bu bir davet mi? Evet. İlerleyen saatlerde diskoya da gideriz. Dans etmeyi sever misin? Bayılırım. Pistin tozunu attırırım. Barmen. Ya kızım, ağır o saat daha erken. Som olursun sonra ha. Aynısından bir tane daha. Kızım ağır o saat daha erken. Som olursun sonra. İçki kolay kolay koymaz bana. Bak. Dur 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 dur, ne yapıyorsun? İçeceksen tam içeceksin. Demirden korkan trene binmez muhallebi çocuğu. Hay Allah ya. Allah Allah. Barmen bir tane daha. Sağa gir. Eminsin değil mi? Bak yine yanlış sokağa girmeyelim ha. Üf, ya sarhoş muyum ki ben seni yanlış sokağa sokayım? Biraz Didem, biraz. Alt tarafı azıcık içtim. Tabii tabii. Dur 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 dur. Yanaş, yanaş. Tamam. Yanaş. Dur dur dur. İşte burası 3. kat. Işıkların yandığı yer mi? Annem uyumamış. Bu halde asla almaz beni eve. Almaz mı? Ciddi misin? Alsa bile kıyamet kopar.
E ne yapacağız Didem peki, söyler misin? Size gideriz. Hem zengin evi görürüm, fena mı? Ne, bize mi?